Bakın bütün malzememiz burada. Hem dalyan köfte yapacağız hem de dalyan köftenin sosunu yapacağız. Kasaba gidiyorsunuz her zamanki gibi. Hayvanın döş kısmından kıyma çektiriyorsunuz. Ama iki kere çektirmemiz lazım. İki kere çektirilmiş döş kıyma 750 gram. Böyle ağza et gelecek şekilde köfte yapıyoruz. Bir havuç, bir çay bardağı bezelye, üstüne sıcak su koyduk. 3 tane yumurtayı normal oda sıcaklığındaki suyun içine koyduk. Ve üstüne biraz tuz. Ağzını kapat. Yumurta için 10 dakika yeterli olacak. Maydanozumuz var. Şöyle üstüne su. Şöyle biraz beyaz sirke. Evet, bu köşede sırasını beklesin. 2 bayat ekmek içi. Veyahut da benim kullandığım gibi 5 tane kızarmış ekmek dilimi. Şöyle kırarak. İyice un ufak olduğuna emin olun. Bu arada tam 10 dakika oldu. Yumurtamızın altını kapatıyorum. Ve şuraya beklemeye alıyorum. 5 dakika sonra da içinden alacağız. Sirkeli suya yatırdığımız maydanozumuz var. Şöyle yarım demet. Evet, harika. Böyle misafirleriniz geldiği zaman, böyle güzel bir yemek yapmak istediğiniz zaman, sizin yaptığınıza inanmayacakları bir yemek yapmak istediğiniz zaman bunu mutlaka yapın. Büyük bıçak kullanırken aman ellere dikkat. Aman hızlı yapacağım diye. Yavaş olsun ama sağlam olsun. Evet, çok güzel. Mümkünse maydanozunuzu da ıslak kullanın. Bir gastronom, küvet isteyen cam kase ne isterseniz size kalmış. En ince yeriyle tencere. Evet, inanılmaz acıymış. Şu ikinci. Fazla baharat koymuyoruz. Sadece et tadı almak istiyoruz. Buradaki en büyük silahımız, silahlarımızdan bir tanesi soğan. Burada ufak bir püf noktası var. Soğanın suyunu iyice sıkın. Hem suyunu kullanacağız hem posasını kullanacağız ama suyunu şöyle sıkın. Bu önemli. Ekmek içimiz. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon. Şöyle bir harmanla. Artık zaten köfte videolarımı izleyen bunu neden yaptığımızı biliyor. Kıyma makinesi olmayanlar, çekemeyeceği için imkanı olmayanlar bu şekil ilk safhada yaparsanız böyle bu şekil o sanki çekiyormuş gibi randıman alırsınız. Her zaman söylüyorum, ben de bırakın kıyma makinesini, iki tane dükkan açacak malzeme var deponda. Fakat ben istiyorum ki herkes yapabilsin. Herkes. Bak, gözümden kaçmış, görüyor musunuz? Böyle büyük parça istemiyorum. Bir yumurta ve 750 gram çift çekilmiş dana döş. Evet. Şöyle güzelce bir yoğurun. Bak, gerçekten güzel bir yemek yapıyoruz ha. Bir misafiriniz geldi diyelim. Bir arkadaşınız geldi ya da birini etkilemek istiyorsunuz. Her zamanki gibi şuraya zamanlayıcımızı koyalım. Yani 2 dakika yoğurduk zannedilmesin, tamam mı? Ben istiyorum ki kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Şöyle bir 10 dakikaya yakın yoğurmanızı istiyorum. Bir 10 dakikanızı verin. Bu kadar yapıyoruz, bu kadar malzeme alıyoruz. Madem bu kadar zahmete giriyoruz, 10 dakikada dişinizi sıkın. Evet, tam 10 dakika oldu. Şöyle yalnız köfteyi vurmayı sakın unutmayın. Size basit bir şey gibi gelebilir ama bu çok önemli. Lezzetli bir köfte yemek istiyorsanız. İyice havayı alalım içindeki. Yerden yere vurun köfteyi. Yerden yere. Bütün incinizi alın. Evet, çok güzel. Şimdi biz iç malzemesini hazırlayana kadar bir 10-15 dakika bir dolaba koyalım. Kendine gelsin. İyice kıvam alsın. Çok nizami şekilde ortadan ikiye bölmek lazım. Neden nizami? Çünkü sararken bize çok yardımcı olacak. Çok güzel. Bezelyeler şöyle sırasını beklesin. Şunu göstermek istiyorum size. Havucu görüyor musunuz? Giriyor ama çatalım çok yumuşak değil. Görüyorsunuz değil mi? Bezelyede de aynısı geçerli. Giriyor ama zor giriyor. Çünkü pişecek. Fırında da pişecek. Bunu unutmayın. Şöyle bir yağlı kağıt kullanırsanız. Streç de olur ama streç zorlar. Haberiniz olsun. Yağlı kağıt daha kolay çalıştırır sizi. Şöyle. Bakın.
Şöyle bir parça bırakıyorum, tamam mı, kıymadan. Unutmayın bir parça bırakmayı. Sonra kıymamı şöyle alıyorum. Bak, bir parça bıraktım, unutmayın. Kıymayı şöyle ince bir şekilde yayın. Tam ortaya yumurtaları. Havuçları yandan destek yapıyoruz. Evet, olay bu. Yumurtanın arası açık, bakın. Unutmayın. Şurada kıyma yığmıştık. Doldur. Şimdi yağlı kağıda niye koyduk? Yağlı kağıt olmasa çok zor katlardık. Şöyle katlıyoruz. Evet. Yağlı kağıda dikkat, altta kalmasın. Şuradan kapat. Şimdi bakalım nasıl yaptık. Bakar mısınız? Sanki makineden çıkmış gibi oldu. Görüyor musunuz? Bak. Görüyorsunuz. Fırınımı altlı üstlü fanlı bir şekilde 170 derecede çalıştırmaya başlıyorum. Evet. Bu fırın tepsisi. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt şart yalnız. Yağlı kağıt olsa bile biraz tuz. Tuzu unutmayın. Olay bu. 170 derecede üstü pişene kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Bunu mutlaka çok iyi bir sosla taçlandırmak lazım. Sos çok önemli. Hemen şöyle 3 yemek kaşığı tereyağı. Biraz hızlı olmamız lazım. Bak, daha o eriyene kadar, görüyor musunuz? Yavaş yavaş erisin. Orta ateşteyiz. Unutmayın, tereyağını yakmamak lazım. Çok az da sıvı yağ koyalım. Kendimizi garantiye alalım. Müthiş. Artık hayatta yanmaz. 5 tane domatesi rendeleyin. 2 yemek kaşığı un. Eğer un olmazsa sos yapamayız. Sos kıvamına gelmez. Un çok önemli. İyice kavurun domateslerim. Evet, çok güzel. İyice şöyle bir karıştır. Ya şunun kötü olma şansı var mı sizce? Müthiş bir sos yapıyoruz. Bak, müthiş bir sos. Bunu denemeniz lazım. Şöyle çay kaşığının 3'te 1'i kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber. Bak, bol olması çok önemli karabiberi. Tuzu siz ayarlarsınız ama karabiber bol olsun. Harika. Et suyu yoksa tavuk suyu. O da yoksa normal su. Kaynamaya başladığı anda altını kısacağım. Kaynayana kadar böyle çırpacağım. Arkadaşlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Şöyle bir fokurdasın, altını kısacağız. Bakın, önemli nokta şu an seviyemiz burası. Görüyor musunuz? Bak, seviyemiz burası. Ne kadar çektirdiğimizi anlayacaksınız. Sos yaparken altın kural, hiçbir zaman için fokur fokur kaynatılmaz. Şu anda altını kısıyoruz. Bir 20 dakikadır sosum çekiyor gördüğünüz gibi. Daha da çektirebilirim esasında. Bakın, buradan buraya geldi ama yeterli. Bak, kıvamı görüyor musunuz? Kıvamı görüyorsunuz. Hadi koy biraz daha ya. Bu baştakini de bak. Ver coşkuyu. Evet. Top sende. Ben söyleyeyim abi, ben şunu ortamı bozayım o zaman. Ortadakine gireyim. Parçala. Ama onda yumurta da. Tamam. Parçala. Bak, bozuyorum. Boz. Bir şey söyleyeyim mi? Köfte gibi değil. Nasıl köfte sıkı gibi? Sıkı yani, et gibi. Bravo, güzel yorum.
Valla bak. Evet. Çok güzel. Aynen olmuş. Doğru. Ben de bir bakayım tadına. Dur bakalım nasıl. Gerçi her zaman baktığım şey. Şöyle yatır. Şöyle kes. Tamam, da ayıp olmasın diye yatırmadım ben. Ben şunu da yiyeyim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Valla çok iyi olmuş. Bu iyi olmamış oğlum. Bu şov olmuş. İnanılmaz iyi ya. Harbiden çok iyi olmuş ya. Köfte olarak değil, yani et olarak, et kıvamında sert. Şimdi Ali, benim... sıkıntı ne biliyor musun dostum? Sıkıntı şu. Yemek yapan herkes harika olmuş, müthiş olmuş. İşte şöyle güzel, böyle güzel diyor ya, artık insanların inancı kalmamış. Faydansın da yapıyorsun. Doğru, faydansın diye. Gazel okuma diyorsun. Biz içeride gömelim artık, hadi. Evet, herkese afiyet olsun. Tekrardan herkese selamlar. İyi akşamlar.